nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biraz börek, biraz da sıkma yapmak istedim. Ispanağımı yıkadım, güzel bir bezin üzerine sererek böyle suyunu çekti. 1 kilo ıspanak. Şimdi onu yavaş yavaş doğrayacağım. Burada da peynirim. Şöyle kül peyniri arkadaşlar. Peyniri de sıkma yapacağım. Bir tane yeşil biber. Bir tutam maydanoz. Yeşil soğanım. İki tane de şöyle kuru soğan bu sıkmanın. Şurada da 6 tane orta boy soğanım ıspanak için yaptım, hazırladım. Şimdi sıkmanın malzemelerini şöyle yavaş yavaş doğrayayım. Çocuklar istedi, biz sıkmanı da çok yaparız. Sıkma, kelle paça, bunlar istediği zaman yaparız. Şimdi bu peynirimizin içerisine şöyle onu ekleyeyim. Bir tutam da maydanozumuzu yıkadım. Şimdi şöyle ıspanak da iyice suyunu çekince az gibi görünüyor. 1 kilo. Şöyle tutam tutam onu da iyice doğrayayım. Bir gün önceden yapıp yıkayıp sererseniz hiç suyu olmuyor. Ispanağımız da taze. Şimdi ıspanağımı böyle doğradım. Önceden de şu şekil 6 tane orta boy soğan. Şimdi bu soğanımızı bunun üzerine aktarıyoruz. Çiğden yapacağız. Bazen biz soldurup kavurup da yapıyoruz. Bazen böyle yapıyoruz. Şimdi bunun içerisine şöyle yarım kaşığı salça. Salçamızı da ekledik. Baharatlarımız şöyle biberimiz, tuzumuz, karabiberimiz. Şimdi içerisine şöyle zeytinyağımızı da ekleyelim. Şöyle yarım bardaktan fazla da zeytinyağı ekledik. Göz kararımız. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Şöyle. Hiç suyu yok. Bezin üzerinde iyice yıkadıktan sonra serdim. Suyunu iyice çekti. Şimdi bu böreğimizin içi hazır. Burada da şöyle 2 tane kuru soğan, 1 tutam maydanoz, 4 tane küçük yeşil biber, yeşil soğan, 1 tane de yeşil biber. Peynirimizi de ekledik.
Bu da sıkmanımız olacak. Bir tane de buna domates ekleyeceğiz. Şöyle karıştıralım. Bir orta boy domates de küçük küçük doğrayacağız. Unumuzu şöyle göz kararı yapıyoruz. Ölçüsü yok. Hamurumuz arttığı zaman başka bir şeyde de kullanıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi böyle bir yemek kaşığı tuz. Bunu yavaş yavaş yoğuralım. Evet. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Şöyle biraz 10-15 dakika dinlensin. Daha sonra bezelerimizi yaparız. Açmaya başlarız. Bunların hepsini bu işlemden geçireceğim. Ben yavaş yavaş şöyle hazırlamış olduğum böreğimin içini şöyle koyayım.
şöyle ıspanaklarımızı güzel yayalım. Hiç suyu çıkmadı. Böyle şey bezin üzerinde akşamdan sabaha kadar kalınca. Zeytinyağı ile yaptım. Zeytinyağı da güzel olur. Tereyağı olan tereyağıyla, sıvı yağıyla ne imkanı varsa onunla yaparsınız. Ispanağın kömbesi, yumurtalısı, yoğurtlusu hepsi güzel olur. Şöyle böreklerimi ısınmış olan tavanın içerisine ekliyorum. Şöyle alayım. Şimdi şöyle iki tane böreğimi koydum. Şöyle bir sizin burada da açmış olduğum şöyle hamurlarım. Onları da yavaş yavaş yapacağım. Böreğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Şöyle misler gibi kıpkırmızı pişti. Pişirdik. Şimdi hepsini gösterirsek uzun sürer. Biraz da sıkma yapayım.
Şöyle sıkmalarımızdan da bir iki tane pişirelim. Şöyle canlarım, çok güzel oldu böreğimiz. Mis gibi pişti. Sıkman içimizi de şöyle hazırladık. İçine domatesimizi de ekledik. Gazlamamız da şöyle çok güzel kabardı. Şimdi içerisine bir tane daha ekleyelim. Bunu bir güzel yağlayalım. Gazlamamız şekil. Yapmış olduğum ıspanak böreğimi sizlere göstereyim. Burada da sıkmanım. Daha yapmaya devam edeceğim. Uzun süre olmasın diye şöyle bütün şeylerimi hazırladım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.